Selamlar. Nasılsınız? Keyfiniz yerinde mi? Ya keyfiniz yerindeyse de galiba birazcık tadınızı kaçıracak bir şey söyleyebilirim size. Ya abi. Gel hadi. Hadi gel artık bu ekrana geçelim. Hiç uzatmayalım bence. Bilmeyenler için bu Vince McMahon. <laughs> ya Vince McMahon WWE'nin şu anda günümüzdeki konumunda en çok söz sahibi olan isim. Şu an dünya üzerinde profesyonel güreşten bahsediyorsak Türkiye'deki adıyla... Belki de bu videoyu çok bilmeden izliyorsun. İşte Amerikan görüşünden bahsediyorsak bunun zirvesi WWE ve bunun başındaki adamdı. Kısa bir süre önceye kadar. Uzun süredir, yıllardır buradaydı. Buralarda başta sürekli bir şeyler yapıyordu. Her zaman onun adı en tepedeydi. Ama şöyle de bir şey var. WWE bir şirket. Yani WWE'de tepedeki adam istediğini falan yapamıyor istediği zaman sadece... Karar verme konusunda yüzde olarak en çok şey onda hak onda yani onun gücü atıyorum birkaç kişiyi daha bir yanına katarsak diğerlerinden daha yüksek bir yüzde elde ettiği zaman karar verme nasıl diyeyim inisiyatifi en yüksek onda. Mispek ben bir süredir çekilmişti buradan ama tabii ki şirket sahibi olduğu için e, her zaman hakkı var. Mispek ben emekli olmuştu abi. O mevzuda nasıl oldu? Son dönemlerde birazcık haberler yayılmıştı. Böyle biliyorsunuz Vince McMahon yıllar önce bir şeyler yapmış. işte milyon dolarları hanımlara falan harcamış. Şirketten bazı çıkışlar olmuş. Ve bu çıkışların hani nedeni araştırıldığı zaman Vince McMahon'in böyle uç kuruna artık yansıtıldı. Yani bundan dolayıymış falan dendi. Ve Vince McMahon gitmişti. Ve Vince McMahon gittiğinden beri e, WWE'de özellikle SummerSlam'den itibaren SummerSlam'de biz neler olabileceğini gördük. Çünkü şirkette artık Vince McMahon yoktu. Kızı Stephanie McMahon, Nick Khan beraber co-CEO olarak yönetiyorlardı. En tepedeki işte yönetici olarak onlar vardı. Triple H yaratıcı ekibin sadece yaratıcı ekip değil senaryonun izlediğiniz çoğu şeyin başına getirildi. Ana karar verici olarak en tepede oldu. Senaryolar, hikayeler yani. Derken biz değişik şeyler izlemeye başladık SummerSlam'da gayet keyifli şeyler oldu yani ben 2020'nin sonlarından beri WWE'ye tekrardan geri döndüm izlemeye 2015'in sonundan 2000 yani yaklaşık 5 yıl boyunca ben yoktum ve bu süreci göz önünde bulundurursak belki de herhalde bilmiyorum WWE'nin son yıllarının en iyi dönemlerinden birindeydik şu birkaç aydır hazır pandemi falan da bitmişti güzel şeyler izliyorduk. Triple H başta tabii insanlara hani ne iyi bir şey olduğu zaman ona, kötü bir şey olduğu zaman yine ona yansıtıyor falan ama ya ben çok keyifli şeyler izledim. Özellikle WWE'nin tekrardan canlanması çünkü bazı şeyler vasatlığını koruyordu. Dönüp dolaşıp aynı şeyleri izliyorduk. Bunun da ana kaynağı Vince McMahon denen e, abimizin, dedemizin daha doğrusu e, tamamen şey işte biraz daha maddiyat odaklı şeyler şeylere gitmesi. Nedir? Roman Reigns, Brock Lesnar izleyelim. İşte yine başka bir şey oluyor. Dönüp dolaşıp yine Roman Brock Lesnar ya da başka bir şey oluyor. Hangisi daha çok satıyorsa. Dur Arabistan'da bilmem ne şov yapalım da çok önemsemeyelim. Diye diye böyle birazcık şirket artık vasatlaştırmaya başladı ve WWE izleyenler de bu vasata alışmaya başladılar. Kötü olan nokta buydu. İşte ondan sonra tabii artık bunu istemeyenler, bazı arkadaşlar gitti, farklı şirketleri izlediler, oraları ve daha çok beğendiler. Bu güzel bir şey bu arada. Çeşitlilik her zaman güzeldir. Ama sonuç olarak baktığınız zaman e, WWE çoğumuzun güreşle ilk tanıştığı şirket. Benim değil. Benim WCW vardı o zaman. Şirket ama hep böyle içimizde şey vardı. Yani nasıl diyeyim birinin böyle eski bir arkadaşı tamam mı? Eski sevgilisi gibiydi böyle. Yani bir şekilde sonuçta dönüp dolaşıp tekrar açıp WWE izliyorsunuz yani. Beğenip beğenmemek size kalmış bir şey. Ve bu değişmeye başlamıştı işte SummerSlam'dan beri. O dönemlerden beri. Yani bayağıdır biz çok keyifli şeyler izledik yani. Mis gibi pay per izledik. Satışlar, reytingler arttı. Çok samimi söylüyorum bu konuda. Bir sürü şey yükseldi. Vince'in yokluğunda. Vince emekli olmuştu çünkü. Baya güzel şeyler izledik. Yine bir Roman Lezer izledik. Dedik ki yani niye yani? Dedik ama onu da ikisinin kariyerlerindeki birbirlerine karşı yaptıkları en iyi maç olarak izledik mesela. Yani bu çoğu şeyi biliyor zaten aktif takip edenler. Vince McMahon'ın böyle ulan gelecek miymiş bilmem ne miymiş falan haberlerini duydukça böyle gerildik tamam mı? Ulan dedik abi niye her şey güzel giderken tekrardan böyle bir şey geri dönelim abi? Niye yani? Tamam mı? Eski sevgiyle geri dönülmez. Yapmayın. Derken Vince McMahon dedi ki baba ben geri dönüyorum. Bakın bu, bu haberle başladı işte. Vince McMahon is his WWE return per Wall Street Journal. Wall Street Journal geçen e, dün Yağız Altun da bahsetti Aspro'dan. Bundan daha önemli bir kaynak olamaz bu arada. Çünkü bu bizzat Yani işin borsa tarafı falan tamam mı anladınız? Bu şey ya. Kapa bildirme muhabbeti var ya. Kamuoyu aydınlatma platformu. Hani Türkiye'de mesela bir diyorsunuz takım işte e, transfer yapıyor. Bilmem ne yapıyor süperlik takımı. O kap bildirimi gelmeden tam şey olmuyorsunuz ya. Kap bildirimi geldi. Tamam olmuş. Aha, o seviye bir şey işte. Anladınız mı? Vince McMahon'in geri dönüşü. Ve Vince McMahon gerçekten geri dönmek istiyordu. Eee... Ya çok haberler var burada da görmüş olduğunuz üzere haberler vardı öyle söyleyeyim İşte sexual harassment'tan bilmem ne oldu gitti falan filan da Artık George barris ve Michelle Wilson'la beraber Geri dönüyordu bir de şöyle de bir şey var ee, bu haberler yayıldı önce geri dönüyor mu ulan dönecek mi Bir şey mi oluyor falan derken çoğu kişi şey dedi yok ya olmaz artık herhalde falan filan Başta hatta şey haberleri çıktı işte bunlar gerçeği yansıtmıyor derken bu yo baya Vince McMahon açık açık dedi yani döneceğim dedi Çünkü Medya sales falan var. Şimdi önümüzdeki dönemde artık e, tekrardan bu kanallara falan işte Rather, Smackdown'dır falan bunların işte satışları falan. Ve şimdi bu adam şirketin yöneticisi yıllardır tamam mı? Onlarca yıldır bu burada. Ve bu işi ondan daha iyi bilen. Gerek şirketlerle gerek diğer firmalarla satışlarını yaptığı. Mesela sizin bir firmanız var ve X markasından, Y markasından, Z markasından ürünler alıyorsunuz ve öyle bir ticaretiniz var sizin. Ve siz yıllardır bu işin başında olan kişi olarak sizin Onlarla muhatap sizsiniz. Nazınız geçiyor. Çoğu şeyi yaptırabiliyorsunuz. İşte sıkıntılı bir ticaret olmuyor anlayacağınız anladın mı? Alışverişiniz o kadar zorlu olmuyor. Ve Vince McMahon dedi ki şu an önemli bir döneme yaklaşıyoruz da bir de bir de. Ve burada başta ben olmazsam sıkıntı çıkacak. Diyor ki işte satışlarda da şey belki daha fazla kakalayacaklar mesela gibi bu anlaşmaları. En azından ben burada bu adamları da tanıyorum. Adamlar beni de tanıyor. Ben geri dönüyorum başa. Ki döndüğü zaman üç kişi de gitti. Üç kişinin görevine son verildi. Michel, Beres falan bu adamlarla beraber geri döndü. Şu an başa oturdu. Şu, şu noktadayız şu an. Şu an bu noktadayız. Artık oldu. Artık tepeye geldi yine. Vince McMahon böyle bir planla geliyor. Şu an şirkette bunlar bunlar oluyor. Bunlar işte satılacak benim olmam lazım. Böyle bir şeyler var. Ve şöyle de bir önemli detay var. Şirketi satmak yönünde bir şeyler var. Aşağıda bazı haberler burada var mıydı? Burada yoktu. Şuraya bir bakalım. Bunda mıydı? Ya yani şurada. WWE'nin gerçekten satışı pozitif diyor. Huge positive. WWE'nin satışı. Bir toplantı yapıldı dün. Nick Khan, Stephanie McMahon ve Frank Reading liderliğinde, önderliğinde bir burada da yazdığı üzere bir toplantı yapıldı ve o toplantıda gerçekten de şirketin satışı söz konusu. Bu bir süredir söyleniyor. Özellikle son 2 yıldır şirket satılacak mı bilmem ne falan işte Disney mi alacak bir şey mi yapılacak? Çok dedikodu var. Hatta duyduğuma göre işte Araplar biz de hani belki alabiliriz falan gibi bir şeyler falan dönmüş. Abi yani çok önemli bir şey bu. Şirketin satılmasına ya Vince McMahon diyor ki ben geleceğim. Medya anlaşmalarını yapacağım şirketi satabiliyorsam satacağım. Paramı alacağım ve ben emekliliğime geri döneceğim diyor muhtemelen. İşte burada bizim endişelenmemiz gereken şey ne? Biz bir izleyiciyiz. Senin sahnede izlediğin her şey aslında yönetimin bir yansıması da olabiliyor. Yönetimde sıkıntı varsa elbette bu senaryolara da yansıyabilir. Daha kötü şeyler olabilir. Güreşçiler mutsuz olur anladın mı? Bak iç huzur diye bir şey var. Ailenin içinde bir huzur olsun ki bu sizin dışarıda yansımanız olsun. Bu önemlidir. Ben çok yaşadım hayatımda böyle. Aile içinde bir sorunu yaşamış bilmem ne yapmış gelip sana çemkiriyor falan böyle. Dışarıya yansır. O yüzden buradaki huzursuzluk sahneye de yansır. Bizim en büyük endişelenmemiz gereken şey bu. Ha endişelenmemiz gereken bir şey var bir izleyici olarak. Triple H. Herkes bunu istiyor değil mi? Triple H madem güzel gidiyor. Hem de tam Royal Rumble dönemi bak. Rumble, Chamber, Wrestlemania. WWE'nin en 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 önemli dönemi bu dönem. Road to WrestleMania dediğimiz. Şu an artık Road to WrestleMania tabiri kullanılmasa da. Rumble'la başlayıp WrestleMania'ya gidilen süreç WWE'nin en önemli dönemidir her zaman ve her sene bu yapılır. Dersiniz işte SummerSlam dersiniz, Survivor Series, Büyük Pay Per View'ler bırakın. WrestleMania süreci Rumble'la beraber WWE'nin en aktif dönemidir. Ve bu dönemde her şey iyi giderken, her şey yolunda giderken, daha önceki yıllara, son birkaç yıla oranla ratingler artış yakalamışken böyle bir şeyin olması sıkıntılı bir durum işte. İşte bu bizim endişelenmemiz gereken bir şey. Ama da şey, Triple H yerinde devam ediyor. Bir sıkıntı yok. Yaratacak bir Her şey aslında yerinde. Sadece işin ofis boyutu. Anladın mı? Sen önde bir şeyler izliyorsun. Sen bir müşterisin. Gidiyorsun bir mağazaya alışverişini yapıyorsun. Mağazanın dizaynı güzel. Fiyatlar artık nedir bilmiyorum. Bir alışveriş van yapıyorsun ama bu işin bir de kapıdan çıktığın zaman arka boyutu var. Orada da bir patron var. O patronun yaptığı şeyler içeriye de yansır. O patron en basit en minimal örneğini veriyorum size. Standart bir mağazada çalışıyorsunuz. aile şirketi diyelim. Tam ki W da bir çok daha büyük, çok daha profesyonel yönetilen bir şirket. Aile şirketi minimal örnek. Arkada bir patron var. Dışarıda çalışan biri var. X biri çalışıyor orada. Sen de müşterisin. Geliyorsun. Ee, gerekli şekilde mesela e, alacağın maaşı zamanında yatırılmazsa o çalışanın. Ya da primdir bilmem nedir bunlar gerektiği şekilde verilmezse. Fazla çalıştırılıp hakkı verilmezse. O insan mutsuz olur. Ve içeriği de değiştirmeye başlar havasını. İç kısmın havasını müşteriyle sen bir müşteri olarak muhatap olduğun insanların bölgesinde oradaki bir huzursuzluğu da anlarsın hissedersin yani. Bunların olmaması lazım. Şu an tek tedirgin olduğum nokta bu. Şirketin satılması durumunda ise her şey baştan konuşulacak. Bütün bunların hiçbir şeyin bir önemi kalmayacak. Şirketi kim aldıysa, kimlerle çalışacaksa. Ya ben hayal edemiyorum. Şirketi gerçekten işten anlayan birilerinin alması lazım ama bu da çok mümkün değil. Kim olabilir ki şu an bu işten anlayan Tony Khan çok zengin, o mu alacak mesela? Anladın mı? Vince McMahon bunu asla yapmaz bu arada. Çünkü Vince McMahon zamanında Ted Turner'ın, bakın Amerika'daki medya milyarderi Ted Turner'ın şirketi olan WCW satın aldı. Bu onun için bu kadar büyük egolu bir adam Vince McMahon, onun için muhteşem bir zafer, bir savaş kazandı aynı şekilde bir savaş kaybetmek istemez. Ki WCW böyle iniyordu. Şu an WWE böyle inmiyor ki. WWE böyle gitmiyor ki. WWE böyle bile gitmiyor. WWE böyle gidiyor tekrardan. Ya WrestleMania yapıldı. Hindistan pazarını kazanmaya başladın sen. Hindistan'da neredeyse 9-10 milyon iz kişi izlemiş ya. Hindistan tabii nüfusuna bakarsan çok az. Ama ne kadar büyük bir izleyici potansiyeli var. Arabistan'da anlaşmaları yaptın bilmem kaç senelik onları falan yaptın. Şimdi bunların hepsinin artık şeyi geliyor ya tekrardan. O yüzden Vince McMahon diyor ki ben buradayım ben iş adamıyım ben tepedeyim ben bu işin uzun zamandır içindeyim. Herkesi tanıyorum bu işi sadece ben ayarlayabilirim. Bu konuda haklı mı haklı? Ya çok büyük bir iş adamı var. Yeni birileri geldi mesela. Elbette ki onlarla iş yapmak isteyenler yeni biriyle muhatap olmaktansa 30-40 senedir muhatap olduğu da muhatap olmak ister anladın mı? Bu işler birazcık böyledir. İş hayatında özellikle böyle durumlarda güvendiğiniz, tanıdığınız adamla iş yapmanız gerekebilir. Vince McMahon'in yaptığı hatalar, yansıttığı şeyler sahneye, ringe, işte arka alanda yaptığı pis şeyler falan onları bilmiyorum. İş adamı olarak o statüde bakarsanız işler değişiyor işte. Orada Vince McMahon'in söz söyleme hakkı şirketteki şu an herkesten daha yüksek. Şirketi buradan buraya taşımış bir adam çünkü. Vallahi sonumuz hayır olsun. Onu da söyleyeyim. Ee, çok negatif bakmıyorum şu an. Çünkü bazı şeyler daha belli değil. Birazcık bu işte rahatır sınmakta işte televizyon anlaşmaları, medya anlaşmaları falan yapılsın. Bunlar yenilensin, bir şeyler olsun. Onun için burada. Ama şirket satılma noktasına gelirse işte orada galiba uzun uzun derin derin konuşmamız gerekecek bizim de. Umarım işler o noktaya gelmez. Umarım e, bir gün size karşınızda WWE satıldı hadi bakalım şimdi ne olacak diye bir video yapmak zorunda kalmam. E, en azından bu ailenin ya kendi kararı tabi de ya ben olsam bu bir mirastır abi. Senin dedenden kaldı. Dededen. Babaya geçti şu an Vince'de. Winston Stephanie'ye geçecek. Belki Shane'dir bir şeydir. ve biz şey izleyelim mesela Shane ile Stephanie arasında ileride bir kapışma izleyelim mesela WWE içinde bir şeyler falan. Ondan ona geçsin. E geçsin bir şekilde böyle gerçekten hani devam etsin. Bu bir aile şirketi olarak başladı. Aile şirketi olarak başlamadı. Dedesi şirketi komple hani aldı bir yerden sonra yoksa farklı tabii diye başka kişilerle falan başlamıştı. Ve öyle öyle ilerledi. Ama tabii şu an baktığın zaman bir aile şirketi diyemez. Şu an artık bildiğin yönetim kurulu var. Kararlar böyle Vince McMahon ben bunu yapacağım deyip alamıyor. Tamam en çok yüzdesi onda söz söyleme hakkı onda ama istediği gibi kafasına göre hareket edemez. Yani abi şu an kısaca özetle artık kapatmam gerekirse videoyu. Vince McMahon geri döndü. Hatta 3 kişi üç kişinin işine son verdiler. Vince McMahon ve diğer iki kişi isimleri unuttum biri Barrys biri de Wilson mıydı? Hepsi beraber geldiler. Ee, toplantı yapıldı. Şirketin artık imzalar atılması lazım. Medya anlaşmaları bunlar yapılması lazım. Yani biz aslında dümdüz izleyeceğiz bazılarımız. Tam böyle izliyoruz işte olan bir falan Okey. Ama arka alanda fırtınalar kopuyor. Anladım. İşte o fırtınaların etkisi, o fırtınanın tış bir yıldırımı buraya düşmesin yani. Biz keyifli işimize bakalım. Şu an Triple H falan iyi gidiyor. Şu an kesinlikle karışılmaması gerekiyor bence hiçbir şeye. En tepede ne yapıyorsan yap. Yani ne oluyorsa olsun yukarıda. Şu an Rumble dönemindesin. WrestleMania dönemi şu an çok önemli. WrestleMania Hollywood yapacaksın sen. En önemli dönem. Ha bunların tabii bir de borsaya yansıması var. Çok anladığım işler değildir ama en ufak bir dalgalanmada şirketin böyle hisseleri artıyor, iniyor, çıkıyor falan ya. Bunlardan da çok ciddi kazançlar, çok ciddi kayıplar elde edenler var. E azıcık da buna etki ediyor herhalde. Yani inspek ben aslında işini biliyor abi. Benim tek istediğim şey benim oturup izleyip muhtemelen sizin de istediğiniz şey budur. Oturup keyif aldığımız şey kaka tadı vermesin abi. Bu kadar tamam mı? Oturalım biz yine rengi aranık şeyleri izleyelim. Ee, tadı güzel olsun yani anladınız mı? Müs gibi tadı olsun. Dıştan güzel görünüp yediğin zaman aa bu neymiş falan demeyelim yani. Ben kaçıyorum arkadaşlar. Çok önemli bir konuydu bu. Birazcık hani yüzeysel olarak bahsettim. Daha derine tabii inmeye gerek olabilir ilerleyen dönemlerde. Şu anlık olay bu şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Umarım her şey kötüye gitmez. Ama pek de zannetmiyorum. Hayırlısı <laughs> bakalım. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.